Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü mezunu. Turizm ve otel işletmelerinde turizm hizmetinin sunumu, pazarlanması ve işletmenin dış müşterilere tanıtımında görev alan kişidir. Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü mezunu ne iş yapar? Turizm ve otel işletmeciliği meslek elemanlarının başlıca görevleri, müşterinin beklenti ve ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçları karşılamak için yöntemler geliştirerek uygulamaktır. Sektördeki branşlara göre, ön büro hizmetleri kapsamında rezervasyon, otele giriş çıkış işlemleri, kat hizmetleri kapsamında odaların tertip, düzen ve temizliği ile müşteri hizmetlerinin yerine getirilmesi, servis hizmetleri kapsamında yiyecek, içecek ve bu gibi servis hizmetlerinin yerine getirilmesi gibi görevleri yürütürler. Ayrıca çalışanların iş yerlerine göre değişiklik göstermekle birlikte mutfak, bar, muhasebe, satın alma, pazarlama ve satış departmanlarında yöneticilik görevleri de vardır. Turizm ve otel işletmeciliği meslek elemanlarının çalışma ortamı ve koşulları. Turizm ve otelcilik meslek elemanları genellikle kapalı, temiz, bol ışıklı, klimalı, çağdaş görünümlü işletmelerde çalışırlar. Yerli ve yabancı turistlere hizmet sunarlar. Meslektaşları, diğer çalışanlar, işveren ve müşterilerle iletişim halindedirler. Nasıl turizm ve otel işletmeciliği meslek elemanı olunur? Mesleğin eğitimi resmi ve vakıf üniversitelerine bağlı meslek yüksekokullarının turizm ve otel işletmeciliği ön lisans programında verilmektedir. Meslek eğitimi ayrıca çeşitli üniversitelerde lisans düzeyinde de verilmektedir. Eğitim süresi hazırlık sınıfı olan meslek yüksekokullarında 3 yıl, olmayanlarda 2 yıldır. Lisans düzeyindeki eğitim süresi ise 4 yıldır. Eğitim pratik ve teorik olarak sürdürülür. Mezuniyet için 60 iş günü staj zorunludur. Turizm ve otel işletmeciliği bölümü mezunlarının çalışma alanları ve iş bulma olanakları. Programdan mezun olan konaklama işletmelerinin ön büro, kat hizmetleri, mutfak, servis, bar, satın alma, pazarlama ve satış, insan kaynakları ve bu gibi departmanlarında, yiyecek içecek işletmelerinde, seyahat acentalarında, rezervasyon, operasyon, biletleme, muhasebe ve bu gibi departmanlarda, havayolu şirketlerinin yer hizmetlerinin çeşitli pozisyonlarında ve yönetici olarak çalışabilirler. Yabancı bir dil bilgisi çok iyi olanların iş bulma sorunu hemen hemen yok gibidir. Çalışma alanları daha çok özel sektördür. Kamu sektöründe Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda çalışma olanakları vardır.